5 saat boyunca evi didik didik aradılar. Altın üstüne getirdiler. Hiçbir şey bulamadılar. Selahattin Demirtaş ait 2 tane kitap vardı. Onları el koydular. Onları bize suç olarak dayattılar. Ve ondan sonra bizi götürüp 7 gün boyunca göz altında tuttular. Yani haksız yere, hukuksuz yere normal en fazla gözaltı süresi 3 günken bizi 6-7 gün boyunca tuttular. Temeli şudur, apaçık yani belli de iktidarın tamamıyla bu seçimi İslam özellikle büyük şehirleri kaybetmenin sebebiyle beraber işte nasıl biz bir suç, nasıl bir şey yapabiliriz ki hani çamur at izi kalsın gibisinden aynı daha önce Doğu'ya atandığı kayyumlarla beraber belki İstanbul'a, Ankara gibisinde bir yerlere atabiliriz diye onunla insanları yaratırken renk renk, dil ırk ırk yaratmış. Herkes birbirini tanısın diye. Belki sizler de görüyorsunuz zaten baktığınızda İstanbul'da bile her çeşit sarışın var, esmer var, kumral var değil mi? Yani bunlar Allah Teala'nın insanları renk renk dil ırk yaratırken birbirlerini tanımaları için. Yani biz de buradan Şafii mezhebinde yani nasıl bugün hemen az ilerimizde cami var. Hanefi mezhebine göre namaz kılıyorsa bizim de mezhebimiz Şafii dil. Yani bizler Şafii mezhebine ait olduğumuz için hutbelerimizi, namazlarımızı Kürtçe vaaz veriyoruz. Kürtçe hutbe okunuyoruz. Bu da bir suç değil ki. Ben hutbeye çıkıp hutbe okuyacaksam tamamıyla özgür olmam lazım. Eğer ben birinin himayesinin altında biri bana bir kağıt verip al bunu oku diyorsa zaten hutbenin farzı ne o imamın ne de o imamın arkasında namaz kılan cemaatin üstüne kalkmak. Sadece buraya gelip namazımızı kıldığımızda Kur'an-ı Kerim ne diyorsa, Peygamber Efendimiz'in ne emretmesi, onları anlatıyoruz biz hocamıza. Yani Diyanet ne söylüyor? Diyanet çoğu vaazlarında siyasi kelimeler yer alıyor. Yani bırak ibadetler, camiler, bırak Kur'an-ı Kerim ne diyorsa onu yapsınlar. Zaten bugün Türkiye'de sayısızca televizyon, gazete, radyo var. Hepsi siyaseti konuşuyor. Bir tek kutsal yerimiz, ibadethaneler kalmış. Ona da artık siyaset bulaşmasın. Biz onu istiyoruz. Biz burada namaz kılarken, Şafii mezhebine göre namaz kılarken hiçbir siyasi mensubuna biz herhangi bir ne propagandasını yaparız ne onların nasıl diyeyim anlatımlarını anlatırız cemaate. Ona rağmen baskılar hala yılmadı. Her cuma günü bu mescidin kapısında 2 tane sivil polis elinde kamerayla beraber buraya giren bütün cemaati kayda alıyor. Yani bunun ne hakkı var? Yani burası gelsinler, istediği kadar gelsinler. Zaten gelsin bizimle ibadet de yapsınlar. Burada illegal bir şey olmaz. Burada siyasi içerikli bir şeyler olmaz. Burası tamamıyla din. Peygamber, Kur'an ne emrediyorsa onlar söylenir. Burada herhangi hiçbir partinin siyasi şeyleri anlatılmaz burada. Polis eğer konu şöyle söyleyeyim, eğer konu Kürt oldu mu polis her tür şeyi kendine haklı buluyor. Yani gelip burada kamera kaydı çekme hakkı var mı? Onu ben söylemek istiyorum. Yani hakkı varsa çekti ama hakkı olmadı. Ve buraya gelen insanlar namaz kılıyor. Bir cumadan cuma gelip namaz kılıyor. Polis karşıdan kamerayla buraya giden bütün cemaati resmini çekiyor. Ona göre cemaat de korktuğu için şu an kiramızı bile ödeyemez hale geldik. Cemaat korkudan gelmiyor. Çünkü kaç tane cemaat geldi kapıda elinde kamerayla mescidi çeken insanlar gördü. Tabii sivil polisti herhalde. Çünkü üniforma yoktu. Onları görünce yolunu değiştirip merkez camiye gittiler. Ona göre cemaatimiz hem %50 azaldı hem de burada artık gelip namaz kılacak hoca bulamıyoruz. Korkuyorlar herkes. Çünkü adalet yok. Yani adalet olsa ki buraya gelen hoca ne yapıyor? Namaz kılıyor. İbadet yapıyor. Ve buna göre alıp içeri atıyor. Ona göre hocalar da gelmiyor. Verdiği yardımlarla buralar kirası ödeniyor. Normal cemaat kaç aydı? Bu o gözaltı sürecinde bu yana cemaatimiz az olduğu için şu an 3 tane kiramız birikmiş. Ve dükkan sahibi tarafından şu an boşaltılma kararı aldık biz. Niye kiramızı ödeyemiyoruz? Gelmemizi engelliyorlar. Önceden burası öyle doluydu ki yani yer yoktu. Biz dışarı hasıl seriyorduk. Ta yola kadar cemaatimiz vardı. O olaydan sonra yani cuma günü gelip bakın 35-40 tane cemaat ancak var. Yani 35-40 cemaat da burası dönmez. Ki burada çoğu mescidi ben biliyorum. Yani çok farklı yani özellikle bu barbar IŞİD tarafından yani eleman kazandırdığını bile ben şahit oldum yani. Bizzat duydum. Onlar bile aktif bir şekilde çalışırken bizim burada nedense işte Kürt olduğumuz, Şafi olduğumuz için engelliymiş. Hodi Türk kavmeki üstünce şeyine giriyor. Hodi böyle bu tevar, yalan. Evi niski hodi evi hakkı ibadi hodi hakkı hodi tamamı umavarı hodi bir ciddine
اول جم خودی محتبر یعنی هر کس دانه کو ظلم ظلم ام بیجن بیجن ام چه ام یعنی تو ام جداتی ناخن خودی تعالی ده مگود نابینا مدا ام ها بیجن خدا عزیز گوته یک استنگا و یکی تنه ساده هون عبد منن هون حرن هر کس به زمان خواه تکاره دعای خواه بکه خواندنا خواه بکه مولودا خواه بده دعای خواه بخونه ایجا ای رو زمان می قده های زمان می قده های نوی زمان تدبیر تنه آن زمان تدبیر تنه پشت گرتن آمه پشت ملت چکلمیش بی نوی چریامه هایه و بین 6 میلیارد چقاس از نزدیم کلیت خازن آب و الکتریک دوال خازه امن کاری بدمش که یه خاص ملت ترسایه گرکه ملت نه ترسه گرکه بهات آنو کاتی ما چون که یه خاص ملت چکیل میشته بین نوی یه خاصه مدتی بین چون کاری کریا خوابیده و گید بیجم سهت کن که ملاک چه گود گرچه از چما جهی مایان زحف از سر وقت نبا که چه ده بی خدا جاید بنا خاص اتنار بنا بلون مشکل بنا تشتکی باشقن نه نه هر هنگی نیت اکی متونش بو خود هم تنال ها عبادت خواد کنش بنا خود من بی هم ده ها زمان ما تخواندن ده هم پی سر وقت بین ده هم پی مفرح دبین